BDP milletvekili Altantan, Öcalan'la görüşmelerin başarıyla sonuçlanması için ilk hedefi gösterdi. Ulusalcılar ve laikler, süreç doğru yönetilirse Mayıs-Haziran ayında silah bırakılacağını iddia eden Tan, yapılması gereken Türkiye'nin laikçi, ulusalcı paradigmasının tarihin çöplüğüne atılmasıdır dedi. Bölünme anayasasını hazırlayan uzlaşma komisyonunun BDP'li üyesi Altan Tan, sürecin başarıya ulaşması için ulusalcılığın ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi. Star gazetesine konuşan Tan, süreç düzgün planlanabilirse, doğru yönetilebilirse Mayıs-Haziran ayında silah bırakılır dedi. Diyarbakır milletvekili Altan Tan, Öcalan'la görüşmelerin içeriğinden haberdar olmadığını iddia etti. Şahsen kamuoyunda çıkan, yazılan, söylenen, hükümete yakın STK'lar, milletvekillerinden öğrendiğim bazı şeyler var. Çünkü bizim arkadaşlarımız bize bir şey anlatmadılar. Sürecin bu şekilde daha doğru götürüleceğine inanıyorlar. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi var. Umutlu olabilmem için hükümetin nihai kararını görmem lazım. BDP'li Altan Tan, laikliği ve ulusalcılığı hedef aldı. Yapılması gereken Türkiye'nin laikçi ulusalcı paradigmasının tarihin çöplüğüne atılmasıdır. Bunun neticesi de nedir? Kürtleri bir kavim olarak kabul etmektir. Süreç düzgün planlanabilirse, doğru yönetilebilirse, bir dolandırma, kandırma, tüketme olmazsa Mayıs-Haziran ayında silah bırakılır. Burada hükümetin takınacağı tavır önemlidir.